Kız çok sıkışık. Sıkıştım hatta. Sıkıştım, geçemiyorum yani. Allah. Kaldım. Kaldım galiba. Abi çabuk in. Buradan çıkamıyorum. Durdurayım mı? Hayır, durdurma da bir yardım edin. Nasıl yardım edeyim? Durdurayım ondan bak, sonra. Gel çek bir. Şurası var ya şurası. Sanıyorum ki elimde. İki ağacın arasında neyse birkaç tut toplayayım belki inelim. Şuraya bir ışık tutsana bakalım şurayı basabilir miyim? Çekiyorsunuz değil mi? Evet. Arkadaşlar şuraya bastım. Çıkıyorum. Allah çıktım. Abo her tarafım yenildi. Çıktım. Çıktı. Elif burada kapkararmış da. Topluyor musun? Ye ye. Ye oğlum ye. Anne. Emir bize de topluyor. Anne anne. Anne. Anne anne. Ya video çekiyoruz. Dur şuraya mı geldi? Şunu abime tut. Yiyesene orada tutacak mısın akıllı? Arkadaşım. Dutlar çok lezzetli ama ben daha fazla durmayayım. Yan durunca geçebildim ağaçtan. Evet. Biraz yesin. Ama gerçekten zor çıkılıyor. Hatta sandalyede çok sallanıyor zaten. Şöyle. Anneannemin bahçesinde çiçekler yetişmiş. Gördüğünüz gibi. Bunun ne olduğu hakkında inanın benim de fikrim yok. Böyle bir ağaç. Bunun ağaç gibi bir şey. Bunun ne olduğunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Bu şeftali diyebiliyorum. Aa, arkadaşlar bunların ne olduğunu söylesem inanırsınız. Bunlar hatırlarsanız benim küçük bir bahçem vardı. Ve diyordum, demiştim miydim hatırlamıyorum. Bunları köye göndereceğim diyordum. İnanmayacaksınız ama o küçük bahçem videosunu tekrar izleyin istiyorsanız. O küçücük kabaklar şu an bunlar. Hatta şu çiçek açmış. Gördüğünüz gibi. Kocaman olmuş. Arkadaşlar ben bunları kabak çekirdeğinden yaptım. Evet şunlar da gördüğünüz gibi. Hepsini ben köye yollamıştım ve kabaklar büyümüş. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Bu asma. Arkadaşlar şurada bir sürü çalı çırpı var. Burada da böyle yukarıya çatı gibi bir şey yapmış anneannemgil. Böyle bir tane tahta var. Ve tahtanın üstünde bir sürü asma sarmaşığı olmuş. Şurada dereotu var. Şöyle üzümler oluşuyor burada. Şöyle üzümlerin birazcık daha oluşmuşu var burada da. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta farkı göstereyim size. Şu üzümler. Aa üstünde de böcek vardı. Hatta az daha değiyordum. Korktum. Bilenler bilir ben böcekten çok korkarım. Şöyle. Bir bunlara bakın arkadaşlar. Bir de şimdi şu gösterdiğim üzümlere bakın. Ne kadar büyük olduklarını anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi kocaman üzümler var. Burada bir tane delinmiş el arabası var. Ne işe yaradığı hakkında gram bilgim yok arkadaşlar. Kocaman bir saksı ve evet bahçe bu kadar. Şurada galiba keçi boynuzu. Arkadaşlar tavuklar şuraya yumurtluyordu eskiden. Sonra dedemgil oraya kümes yapınca oraya yumurtlamaya başladılar. Horozu size göstermeyi çok isterdim ama maalesef kapalı. O yüzden horozu gösteremeyeceğim. Şöyle. Şurada sadece bir tane tavuk var. Bili 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 gel. Bili 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 bili. Horoz nerede? Horoz kümesi değil mi? Arkadaşlar içeriye girmeyi hiç istemiyorum. Çünkü horoz her yerde olabilir. Büyük ihtimal şu kümesteler ama. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Dediğim gibi bir önceki videonun devamı bu. Sizi çok seviyorum. Bundan sonra daha hızlı video atmaya çalışacağım ama derslerimden dolayı atamadım. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Ve köy bölümlerinin devam etmesini istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Eğer bir gün sabah gelebilirsem size söz veriyorum horozu da çekeceğim. Ve şurada kocaman bir köpek var onu da çekeceğim. Şimdilik bu kadar benden. Hepinize görüşürüz. Karantinadan kaçış videomu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize bay bay.